Bir şeyleri düşün. Cavani çok sorudan soru bir isim. Cavani yok abi. Kesin mi? Kesin. Olmaz mı diyorsun Cavani? Ya olmaz diye bir şey yok. Ya herkes, Messi de olur. 700 milyon euroyu verirsen Messi de olur yani. Olmaz diye bir şey yok. Ama şu anda böyle bir gündem yok kulüpte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir. İkincisi bu limit konusuyla ilgili bak bir sürü soru gelmiş. Onları bir konuşalım. Evet, limit konusu. Lisansları falan. Ya çünkü mesela şöyle bir şey var. Lisansları da çıkmadı. Çıkmayacaksa bugün. Cuma günü nasıl kadroya maç çıkacak Fenerbahçe? Onu anlatacağım. Evet. Müsaade edersen. Anlatar mısın? Evet, bu konu gerçekten çok önemli bir konu ve dinliyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi birincisi Fenerbahçe şu anda an itibariyle 11 tane transferinin hiçbirini oynatamıyor. Bu bilgiyle başlayalım. Lisans çıkaramadığı için. İki, sözleşme uzattığı oyuncular Ozan Tufan, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci. Bunları da oynatamıyor. Cuma akşamı. Neden? Bu bilgiyi biliyor muydun? Hayır. Evet, şimdi yeni işte öğreniyorsun. Dinlersen. Dinliyorum ya. Kramaric'le girdin araya. Daha nasıl dinleyeyim yani? Şimdi sebebi de şu. Uzattığın oyuncuyu aynı o şeye giriyor. Yeni transfer statüsüne giriyor. Evet. Ozan, Dirar ve Tolga da yeni transfer gibi cuma günkü maçta şu an itibariyle limit açıklanmadığı için forma giyemiyorlar. Kesin ve net bilgidir. Onun dışında şey olmaz, limit artırma olmazsa. Limit artırma olmazsa diyorum. Vedat'ın da 20 milyonu herhalde yarın gelecek. Değil mi? O gösterilir. Yarın falan çözülmesi lazım o 20 milyon. Limit artırma olursa zaten bunların hiçbirini konuşmaya gerek yok. Limit artırma olmazsa bu oyuncuların hiçbiri, yeni transferlerin hiçbiri ve üstüne Ozan, Dirar ve Tolga Ciğerci de forma giyemiyor cuma günkü maçta. Fenerbahçe yarın saat 18'de özel uçakla Rize'ye, Trabzon'a gidiyor. Oradan Rize'ye geçecek. Bütün takımın, yeni transferler dahil, bütün takımın kafilede yer alması bekleniyor. Yani şu an net bir plan yok ama öyle gözüküyor. Kesinleşmiş değil ama planlanan bu. Bütün takım, bütün yeni transferler, yani oynayabilecek durumda olanlar. Bütün yeni transferler ve eski takımın kalanlarıyla, geçen sezondan kalan futbolcularla birlikte herkesin kafilede yer alacağı konuşuluyor. Hani olur da Perşembe'ye yetişmez, Cuma'ya yetişir. Çünkü Cuma da çıkartabiliyorsun. 5'te çıkartabilir Cuma mesela. Cuma da çıkartabiliyorsun. Ve böyle bir bekleme süresi de yokmuş bununla ilgili. Yani limit açıklandı, işte yapılandırma açıklandı, limit çıktı 500 milyon. Yani bilmiyorum limitin ne kadar çıkacağını. 500 milyon. Fenerbahçe'nin mevcut transferlerini lisans çıkartabileceği kadar limiti oluştu. Hemen tak diye çıkıyormuş. Çıkıyor. Hemen bitiyor iş. O yüzden hiçbir problem yok. Ama iş burada artık tamamıyla yapılandırma anlaşmasının resmi olarak imzalarının federasyona ulaşması. Bunun da yarın artık çözüleceği konuşuluyor. Zaten ya yarın çözülecek ya yarın çözülecek. Yani başka da bir çare yok. Ama Erol Bulut, teknik heyet, yönetimden bütün rahatlığı almış olmalarına rağmen, yani yönetimden teknik heyete giden bilgiyi söyleyeyim, bütün futbolcuları oynatabileceğiz diyorlar. Peki ama, bu karar ne zaman açıklaması ama bekliyor? Ama buna rağmen Erol Hoca bir B planı yapmış durumda. Onu da söyleyeyim. Ha, o önemli. Ne olur ne olmaz. Anladın mı? Her şey garanti diyorsun. Federasyona imza gitti dedi ki adam, bu imzanın bir şeyi eksik dedi mesela. Geçmişte Fenerbahçe'nin başına geldi. Fenerbahçe hesapladığının daha az bir limitle karşılaştı. Moses'ı göndermek zorunda kaldı devre arasında. Falete lisans çıkarabilmek için. Bir aksilik olma ihtimaline karşı da her türlü B planı da hazır. Ha, tabii ki yeni transferlerini oynatamadığı zaman nasıl bir B planı yapacak? Ama onun çalışmalarını yapmış. İşte eldeki mevcutlarla bir 11 çalışması yapmış. Yarın son antrenman ve saat 6'da da maç için hareket var. Tekrar ediyorum. Tüm yeni transferler de kafilede olacak. Öyle planlanıyor şu an itibariyle. Kısacası henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen Fenerbahçe teknik heyeti de bu limit olayı açılacakmış gibi, transferlerin lisansı çıkacakmış gibi Rize maçına hareket edecek, yola çıkacak. Peki, velev ki? Çıkmadı. Çıkmadı. Hemen sana bir kadro yapayım mı? Hayır. Sadece Rize maçı için demiyorum.
Tamam işte ben şu sezonun geneli için çıkmadı. Yok, daha bir ay başka ama 3 hafta var yani. Vedat'tan gelecek paranın 3'te 1'ini yazacak Fenerbahçe tamam. Ama yok onlar kurtarmaz. Kurtarmıyor. Tamam ama limitle ilgili zaten yapacak herhalde 2 artı 12 yıl 2 yıl ödemesiz evet, değil evet. mi? Yani bütün 2 artı 10. Hakan o iş bambaşka bir yere gider. Orada yani baba orası çok öyle karışır. Bir şey olursa yani hiç görülmemiş ihtimal, bir şeyle karşı karşıya. Öyle futbol takımıyla falan olacak olmaz. İş değil yani. Olmaz. Futbol takımının problemi nasıl çözülecek falan konuşmazsın orada öyle söyleyeyim o sana. O bambaşka bir yere gider o iş. Orada federasyon seçimlerine kadar Ali Fenerbahçe'nin evet. başkanının acaba devam edecek mi etmeyecek miye kadar gider yani o iş. Ama bu da ihtimal mi ihtimal? İhtimal dahilinde değil mi? Tabii. Ama ben sana söyleyeyim tabii şu an ihtimal %1 falan o ihtimal. Abi %1 de bir ihtimaldir. Tamam. Yani çok fazla transfer yaptı çünkü Fenerbahçe. Çok tamam. ciddi paralar ödendi. Evet. Yani şimdi böyle bir şey olmazsa. Bu arada şöyle de bir bilgi vereyim. Tisela. Mert Hakan belirsiz. Yani oynamayacak büyük ihtimalle. Kafilede olsa dahi ilk 11 oynama ihtimali çok zayıf. Hani lisansı çıksa dahi ilk 11 oynama ihtimali çok zayıf. Sosa bugün ilk kez takımla antrenmana çıktı. Onun da oynama ihtimali çok zayıf. Serdar Aziz'in sakatlığı devam ediyor. O da biraz zor gözüküyor. Yani 50-50. %50-50. Onun dışında Ferdi Kadıoğlu yeni geldi. Milli takımdan yeni geldi. Onun da ilk 11 oynamama durumu söz konusu olabilir. O zaman reklam arasından sonra yine devam edeceğiz. Önemli bir gelişme var çünkü reklam arasından sonra. Bir transfer haberimiz var büyük takımlardan biriyle ilgili. İzleyicilerimize şunu müjdeyi verelim. Fenerbahçe'nin stoperi gelmek üzere. Evet. Ahmet Selim de verdi bu bilgiyi ama bazı detaylar var. Reklam arasının ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Soru ve görüşlerinizi bize Twitter üzerinden transfer raporu hashtag'inden gönderebilirsiniz. Sol tarafımda Volkan Demir. Merhabalar. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Saçların 10 numara olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Yeni modeli beğendim. Çok sağ ol. Ve sağ tarafımda Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli yükselen değerlerden yazarlarından ve Pirlo'ya benzerliğiyle İtalyanların gözdesi Sevgi Tobi. Saçları açtı mı aynı Pirlo? Yok be abi Pirlo'dan iyi ya. Pirlo yok, biraz yok. Şey. Pirlo gibi maşallah. Şimdi programı başlamadan beni böyle bir moda soktunuz. Tabii biz de böyle. Top sektireceğim şimdi. Camoranesi bak Camoranesi'nin bir ara saçlar böyle arkadan topluyordu. Camoranesi de çok iyi futbolcuydu ya. Çok iyi açıktı. Yani. Futbol evet. İtalya'dır ya aslında da bakma iş sonradan Arjantin İtalya karmaları. Mesela herkes yani. Der ya işte orta saha orta saha. Bence benim izlediğim en iyi orta sahalardan bir tanesi Giunti'ydi. Evet. İtalyan orta saha. Çok iyi futbolcu. Orada da izi bıraktı zaten gitti. Müthiş futbolcuydu evet. Mesela. İtalyanlar orta saha çıkarıyorlar. Daniele De Rossi'yi. Stoper çıkarmıyorlar. Stoper ama orta saha yani. Abi. Orta sahaya baksana. Andrea Pirlo gibi orta saha. Bizden bir önceki döneme bak. Sırf stoper. Çok iyi stoperleri var. İyi orta sahalar var abi. Var da çok değil ya sanki böyle. Yani tamam Pirlo'lar, Gattuso'lar. Başka? Onlar bir 10 senedir uykudalar ama. Ya forvetleri de yani Del Piero'lar, Baggio'lar, Totti'ler, hücumcuları ama Ravanelli. Ama geri dönüyorlar. Yani 4-5 takımla dönüyorlar. Juventus'un egomonyası biraz kırılacak gibi. Yok ya kırılmaz. Kırılsın ama. Pirlo hocam ona misafir. Pirlo'yu seviyoruz. Tudor hocam da orada. Onu da seviyoruz. Onu da seviyoruz. Ama kırılacak gibi. Ya kırılsın zevk gelsin biraz. Camoranesi ile girmemiz peki programa. Ya çok elitiz be. Pirlo, Camoranesi, Ravanelli. Bunlarla başladık. İnşallah böyle bir yıldız transfer haberinde izleyicilerimize bizim paylaşalım. Bizim yayınımıza denk gelir. Paylaşalım İnşallah. Derken dönüyorum Ergin'e. Bu isimlerden sonra Josef de Souza transferi. Niye? Bence o da yıldız Bence transfer. Bence de çok iyi. Bence de müthiş transfer olursa. Hayır böyle küçümsediğin gibi geldi de bana. Yok küçümsemedim de yani saydığım isimlerin yanında da. Tabii. Şuna bakma ama Gattuso'lar, Pirlo'lar. Ya tabii canım. Josef de Souza biraz düşük kalıyor sanki. Josef'in Fenerbahçe'de bıraktığı iz belli. Gittiği rakam belli. 12 milyon euro çok hatırı sayılır bir para. Şimdi tabii geçen de yine burada konuştuk. O coğrafya gittiği coğrafya biraz insanı futbol olarak odaktan geriye götürebilir. Ama tabii oyuncunun kalitesi kumaşı tartışılmaz. Elneni'nin boşluğunu doldurmak için en ideal isimlerden bir tanesi. Sergen Hoca da zaten açıkça ismini vererek söyledi. Ama transferin yarın öbürsü gün ligin başladığı yerde Beşiktaş'ın artık idmana çıkarması lazım bu oyuncuların ki en azından ikinci hafta, üçüncü hafta sahada görünsün. Beşiktaş yönetiminin bu konuda biraz daha hızlı davranması lazım. Hoca bir süre sonra bu işten şikayet etmeye başlar. Dolayısıyla şimdi 2 gün sonra maç var. Josef meselesi henüz çözülmedi bildiğim kadarıyla. En son İstanbul'a davet edilmişti. Ne oldu bilmiyorum.
yarın öbür gün o görüşmenin olup artık Josef'in orta sahayı rahatlatacak şekilde, ki bu Atiba'nın çok işine yarayacak. Elneni Atiba ikilisinde Atiba resmen böyle forvet arkası pozisyona geçiyordu. Arkasında kafa rahat Elneni var diye. Şimdi orada bir adam lazım oraya. O Necip değil. Dorukhan'la ilgili soru işaretleri zaten var. Ne olacağı belli değil. 30 dakika izleyebildik evet, kendisini. Kafanın sağlam olacağı, hocanın kulübede rahat edeceği, önde oynayan adamların ya arkada sigorta var diyebileceği bir adam lazım. O da Josef. Beşiktaş'ta bu işi bir an önce bitirip en azından ikinci hafta sahaya çıkarması lazım. İkinci olaya geliyorum. Az önce Sayın Başkan Ahmet Nur Çevik TRT Spor'a açıklamalarda evet. bulundu. En önemli kısmı şu. Bazı yorumcular santrafor almadık, Sergen Hoca da bundan şikayetçi gibi algı yaratıyor diyor. Bunu neden yaptıklarını anlamıyorum diyor. Şimdi algı oluşturulsa ya da oluşturulmasa bu Beşiktaş takımı için bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü futbol sahada oynanıyor, sizin forvetiniz belli, arka tarafınız belli, kadronuz belli. Medyada forvet alınmadı diye algı oluşturulduğunda forvet bulmuş olmuyorsunuz. Dolayısıyla bunlar transfer süreçlerinde olur. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray. Yani transfer süreçleri hem övgü hem eleştiriyi beraberinde getirir. Dolayısıyla bunlara çok...